Testis tümörlerindeki en önemli bulgu ya da belirti kişide de yumurtalarında ağrısız bir şişliğin, bir kitlenin olmasıdır. Tabi testis tümörlerinde tanıya giden yollardan en önemlisi kişinin ya da hastanın bu kitleyi ya da bu şişliği fark ettiği zaman bir üroloji uzmanına mutlaka başvurması gerekiyor. Biz tanıyı aslında %90 vakada muayene ile koyabiliyoruz. Yani bu kitlenin sertliğin natürüyle muayene bulgularımızla aslında bu hastada bir testis tümörü varlığından çok net bir şekilde bahsedebiliyoruz. Ama bizim tanımızı desteklemesi amacıyla mutlaka bu hastalara bir skrotal Doppler ultrasonografi ya da testis ultrasonu yaptırıyoruz. Çok az bir olguda hani vakaların %10'u kadar sayılabilecek bir olguda testis MR'ına ihtiyaç duyulabiliyor. İşte hastayı fizik muayene ile e, muayene ediyorsunuz, e, ultrasonla tanınızı destekliyorsunuz ve bu aşamadan sonra yapılması gereken e, bir marker dediğimiz kanda bir iki tane belirtecin bakılması. Bu da alfa fetoproteine beta HCG denilen iki marker var. Bu markerları da aldıktan sonra e, yapılacak tedavi e, hastaların büyük bir çoğunluğunda testisin yani yumurtanın çıkarılmasıdır. Bu hem tedavinin büyük bir kısmını oluşturuyor ve aynı zamanda tanıya götürüyor sizi. Ve daha sonraki aşamada da çıkacak patoloji sonucuna göre tedavinin planlanması gerçekleştiriliyor. Bu aşamada kemoterapi, izlem, radyoterapi gibi tedavi seçenekleri var. Ve ondan sonra da onkoloji ve radyasyon onkoloji gibi diğer branşlarla multidisipliner bir yaklaşımla hasta tedavi ediliyor. Bundan sonraki aşamada ikincil bir büyük ameliyata da ihtiyaç duyulabilir testis tümörlerinde. Bu tabi vücuttaki yayılım derecesi, tedavi olan yanıt'a göre değişmektedir.